Merhaba. Bilgisayar kısmı. Bir dersine bu dönem sizlerle birlikte işleyeceğiz. Bir dersimiz içerisinde. Neler yapacağız? Önce size bilgisayar nedir? Bilgisayar nasıl kullanılır? Bilgisayarla neler yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunları bir kere sonunda bilgisayarın genel çalışma yapısını konuşacağız. Bilgisayar kendi içerisinde neler barındırıyor, neleri var, neleri yok. Yani genel olarak bilgisayarın neler olduğundan, günlük hayatımızda neler de anlayacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Hepinize şimdiden hazırlı olsun. Yani 21 Kasım'da sizinle olmaya başlıyorum. İlk sorumuz bu bilgisayar nedir? Bilgisayar arkadaşlar bizlerin günlük hayatlarımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için kullandığımız aritmetik ve mantıksal işlemleri gerçekleştirirken bizim adımıza verileri saklayıp daha sonra o sakladığı verileri kullanmamıza imkan sağlayan görüntü ve ses işleyebilen cihazlar. Günümüzde bilgisayar deyince kasası olan, önüne klavyesi, mouse olan arkadaşlar, bir monitörü olan cihazlar gibi pek bunlar değil bilgisayarlar. Günümüzde bilgisayar kavramı değişti aslında. Bu bahsettiğimizin yanında laptoplar da var. Ama sadece laptoplar da değil arkadaşlar. Günümüzde bilgisayar kavramı içerisine bizlerin gündelik hayatta kullandığımız sürekli elimizde olan aslında cep telefonlarında diyor. Bunlar da aslında birer bilgisayar. Bilgisayarın neleri vardır? Sorusu önce konuşmak lazım. Bilgisayarın neleri var arkadaşlar? Bilgisayarın bütün bu aritmetik mantıksal işlemleri gerçekleştirirken bir adet işlemcisi bulunuyor. Bilgisayar bileşenleri geçecek olursak arkadaşlar. Neler var? Neler var demiştik. Bir işlemcisi var. İşlemci kendi içerisinde bu yapacağı işleri arkadaşlar aritmetiksel mantıksal üniteyle aritmetiksel logic unit aritmetiksel mantıksal üniteyle AMU ya da yabancı bilgisayar içinde aritmetiksel logic unit dediğimiz kısmın içerisinde gerçekleştiriyor. Yaptığı işlemler neler? Matematiksel işlemler. Hepimizin arkadaşlar kuliyet hayatta yaptığımız potansiyel işlemleri gerçekleştiriyor. Toplama, çıkartma, bölme, çarpma işlemlerini yapıyor. Zaten bunun ötesindeki ileri seviye matematik işlemleri de yine bu bildiğimiz 4 basit işlemin üzerinden gerçekleştiriyor. Bunlar da bunları yaparak da
alınabiliyor. Bu yüzden muhtemelen 4 kişi gerçekleştirir. Tabii bunların yanında arkadaşlar bu diğer ileri masanın kişilerinde ne yapabilmek için de özellikle bilmeleri var. Ama temel olarak yaptığı matematiksel işlemler bunlar. Bunun dışında mantıksal işlemleri gerçekleştiriyor. Örneğin iki sayının birbiriyle kıyaslanması. Hangisi diğerinden küçük, hangisi diğerinden büyük gibi veya 3'te 5 sayısını birbiriyle kıyaslayıp 3'ün 5'ten küçük olduğunu bulabiliyor. Bunun gibi işlemleri gerçekleştiriyor arkadaşlar. Keza mesela alfabedeki harflerin hangisinin diğerinden önce geldiğini bulup hangisinin ardından diğerine gidip gelebileceği gibi tahminleri gerçekleştiriyor. Sizin aramalar yapmanızı sağlayabiliyor. Bu da yine yaptığı işlemlerden bir tanesi. İşlemde dediğimiz parça bilgisayarın beynini oluşturuyor arkadaşlar. Bilgisayarın temel parçası işlemci. Kendisi beyin olarak da anlatıyor. Diğer bütün parçalara hükmediyor. Diğer hepsinin çalışmasını, ne zaman çalışacağını, ne zaman duracağını, ne zaman beklemeye geçeceklerini, işi yaparken bir bekle kısmını ne zaman yapacaklarını, hepsinin çalışmasını işlemci kontrol ediyor. O yüzden de işlemci için bilgisayarın çok rahat bir şekilde beyni diyebiliyoruz. İşlemcinin arkadaşlar diğer adı CPU, Central Processing Unit, merkezi işlem birimi. Bu şekilde de işlemciyi farklı yerlerde görebilirsiniz. Sonra CPU diye de geçebilir işlemcilerden. CPU'da kullanılıyor. Bir diğer bizim parçamız arkadaşlar, bütün bilgisayar parçalarının üzerine katıldı arkadaşlar, anakart. Anakart bilgisayar. Bilgisayar parçaları bu anakart dediğimiz parçanın üzerine katıldı arkadaşlar. İşlemci. Onun içinde hard disk, RAM, ekran kartı, bunların hepsi çift, klavye, mouse, parçaların hepsi arkadaşlar anakart üzerine monte edilir. Anakart tüm işlemci ve diğer parçalardan gelen verileri üzerine taşıyabilen yollara sahip. Bu yollar sayesinde de bir yerden veri alıp bir başka yere aktarımını gerçekleştiriyor. Anakartın arkadaşlar üzerine veri yolları bağlayıp bu veri yolları parçaları birbirlerine bağlıyorlar. Daha ileride bunları daha detaylı görürsünüz, kabaca anlatıyorum. Anakart tarihinde bizim bilgisayarın içerisinde işlem yaparken verileri geçici olarak da depoladığımız RAM dediğimiz rastgele erişimli bellek, yani access memory diye bir parçamız var. RAM işlemleri gerçekleştirirken, işlemcinin işlemlerini gerçekleştirirken arkadaşlar açık çalışan programları üzerinde tutturur. Ve onun üzerinden işlemleri yaptığı parça. RAM'in hafızası ne kadar büyük olursa bu arkadaşlar o kadar iyi performans sağlamanız sağlayacaktır. Ve veri kalıcı olarak tutulmuş bir parça var. Hard disk dediğimiz veri kalıcı olarak tutulmuş bir parçamız daha var. HDD dediğimiz. Hard disklerin farkı, hard disk verileri geçici olarak üzerine tutarken ben verileri kalıcı olarak da üzerinde tutuyor arkadaşlar. Bir hard diskin kapasitesinin büyük olması işimiz kolaylaşacaktır. Daha çok veri tutmamızı sağlayacaktır.
diğer kısımda hızlıca devam ediyor. Bilgisayarın içerisindeki parçalar neler, bunlardan bahsetmiştik. Bilgisayar nedirden bahsetmiştik. Devam edelim. Ne demiştik? İşlemci bilgisayarın beyni, anakart bilgisayarın bütün üzerinde kullanılan parçaların üzerine yerleştirdiği parça arkadaşlar. Üzerine veri yolları vardı. RAM işlemci işlerini yaparken üzerine çalışacağı verileri geçici olarak üzerine tuttuğu arkadaşlar. Hafıza birimimizdi. Veriler geçici olarak üzerinde tutar. Elektrik geldiği sürece RAM işlemini gerçekleştirir. Elektrik gittiği anda RAM işlemi gerçekleştirmeyi bırakır arkadaşlar. Bir diğer parçamız verilerin daimi olaraktan üzerinde tutulduğu parça. Hard disk hafıza birimimiz. Hard diskin boyutları RAM'e kıyasla çok büyük. RAM'in boyutları arkadaşlar 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 GB'ken hard disk 1000, 2000 GB'ları bulabiliyor. Ki daha fazlası da var arkadaşlar. Biz 1000 GB'a 1 TB diyoruz. Sizler de bunları nasıl şey yapacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Değiştireceğimizi, birbirine nasıl çevireceğimizi de göreceğiz. Hard diske verilerimizi daimi olarak kaydediyoruz. Daimi olarak hard diskimizin içerisinde verilerimiz var. Veriler hard diskimizin içerisinde duruyorlar. Ve biz işimiz geldiğinde, bize lazım olduğunda arkadaşlar bu verileri kullanabiliyoruz. Mesela şöyle açayım ben size. Bu benim bilgisayarım. Hemen şurada. Şimdi görebileceğiniz kısmı getireyim. Bakın benim C ve E diye iki tane hard diskim var. E hard diskimin içerisinde arkadaşlar bu tarz verilerim bulunuyor. Bunlardan mesela pardon hemen CMV'ye girelim. CMV'nin içerisinde bakın benim eski verilerim var. Bunlardan istediğimi ben istediğim anda kullanabiliyorum. Böyle hazır şeylerim var. Dilekçelerim var. Her iş için birer dilekçem mevcut bulunuyor. Onun dışında ders notlarım, soru bankalarım falan hepsi bulunuyor. Hatta bunlar hazır var. Ben ne zaman istersem bunlara erişip bunlara ulaşabiliyorum. Hard diskimize sağladığı bunlar arkadaşlar. Bu hard diske elektrik gelmese de, elektrik gitse de hard diskin içerisindeki veriler sabit kalıyorlar, duruyorlar. Ama aynı şeyi biz RAM için söyleyemiyoruz arkadaşlar. RAM'e elektrik geldiği sürece, yani bilgisayar açık kaldığı sürece içerisindeki verileri tutup saklayabiliyor. Hard disklerin tipleri yine var. Eski kullanılan, yani yıllardır bizim kullandığımız hard disklerin yanına arkadaşlar günümüzde SSD dediğimiz solid state disk dediğimiz hard disk tipleri geldi. Bu yeni nesil hard diskler eski nesil hard disklere göre çok hızlı çalışıyor. Daha az bozulma riskleri var. Lakin tabii fiyatları bununla orantılı olarak biraz daha fazla. Hard diskin haricinde arkadaşlar bir diğer parçamız ekran kartı. Ekran kartı. Graphics kart. Ekran kartı ya da graphics kart bilgisayarın arkadaşlar içerisinde yaptığımız işlemleri grafiksel olarak işleyip, yani görüntü olarak işleyip arkadaşlar bizim bilgisayarın monitörüne vermemizi sağlayan kartlar. Bir ekran kartının kendisine ait bir adet işlemcisi bulunuyor. Ve yine kendisine ait RAM'i bulunuyor arkadaşlar. İşlemci varsa muhakkak RAM olmak zorundadır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Her işlemci RAM olmadan çalışamaz. Ekran kartının kendisine ait işlemcisine GPU
isim veriyoruz. Grafik Processor Unit, grafik işlemci ünitesi ve kendisine ait RAM'le de GRAM ismi veriliyor. Ekran kartları bizim bilgisayar içerisinde yaptığımız işlemlerini arkadaşlar direkt anlık olaraktan işlenmesini ve bunların monitöre aktarılmasını sağlıyor. Ekran kartı bunu gerçekleştirirken bu görüntüleri belli aralıklarla ekranda yenilemek durumunda. Bunu da genel olarak bilgisayar monitörlerinde 60 Hz'de gerçekleştiriyor. Yani saniyede 60 kere demek ki 60 Hz saniyede 60 kere bu işlemi yapıyor demek arkadaşlar. Yani sizin bilgisayar ekranınız aslında ister istemez saniyede 60 kere şık 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 yeniden sürekli yenileniyor. Ve böylece biz hareketli görüntüleri rahat bir şekilde görebiliyoruz. Tabii bu hertz ne kadar artarsa arkadaşlar hareketli görüntüleri o kadar rahat bir şekilde görürsünüz. Hertz düşük olursa bu hareketli görüntüleri bu şekilde biraz hani kayarak görme durumumuz var. Bir hareketli görüntü nerede olur? Filmlerde olur arkadaşlar. Filmlerde bir kenardan bir kenara, yani ekranın bir tarafından bir diğer tarafına şeyin, bir aracın geçtiğini düşünün. Bu araç geçerken bunun dura dura geçmesi var. Aracın normal bir şekilde geçmesi var. Yine futbol maçlarında kaleye doğru çekilen bir şutun anlık duraklamalarla gitmesi değil, yani dümdüz gitmesi şeklinde görmenizi sağlıyor. Ekran kartınız tabii ne kadar iyiyse bu hareketli görüntüleri bu kadar iyi bir şekilde arkadaşlar görüp inceleyebilirsiniz. Ondan şey alabilirsiniz. Verim alabilirsiniz. Ekran kartının iyi ve kaliteli olması size iyi ve kaliteli görüntü sağlayacaktır. Ama normal ofis programlarını falan kullanıyorsanız ve sadece film izlemek amacınız arkadaşlar, çok da kaliteli bir ekran kartına ihtiyacınız yok. Çizim programları kullanıyorsanız, oyunlar oynuyorsanız o zaman iyi bir ekran kartına ihtiyacınız olacaktır. Ekran kartının dışında bizim bilgisayarda kullandığımız bu ekran kartının işlediği verilerin aktarıldığı bir parçamız var arkadaşlar. Bu da monitör. Monitör arkadaşlar ekran kartının işlediği görüntülerin aktarıldığı, bizim görseli görebilmemizi sağlayan arkadaşlar parça. Eskiden monitörler CRT dediğimiz Common Ray Tube diye ifade edilen bu eski nesil monitörlerdi ki aynı şekilde eski nesil televizyonlar da aynı mantıkla işliyorlardı arkadaşlar. Şöyle bir hemen onun bir şeklini bulalım. Evet. Evet, şöyle bir monitörünüz olduğunu düşünün. Şurası monitörün ekranının olduğu yer. Şurası da arkası. Böyle arkadaşlar bir parçaydı. Şurada arka tarafında bir adet ışık yayan lambamız olurdu. Yani foton fırlatıcısı olurdu. Bu ekranı arkadaşlar sürekli olarak da tabii senin rengini değiştirelim. Sürekli görürüz. Bu şekilde öyle arkadan ekrana doğru arka noktadan ekrana doğru şöyle ışınlar gönderirdi. Ve bu gönderdiği ışınlar arkadaşlar
gerekiyor. Ekranın önüne doğru ışıklar gönderiyordu. Bu gönderilen ışıklar şu ön tarafta bir RGB, red, green, blue bir filtreden geçip ekranda görüntü oluşmasını sağlıyordu. Bu tarz monitörlerin tabi dezavantajı şuydu. Bu gönderilen ışın burada kalmıyordu. Maalesef. Burada kalmayıp öne doğru şeye devam ediyorlardı. İlerlemeye devam ediyorlardı arkadaşlar. Ne yapıyor diyeceksiniz. Birazdan göstereceğim size. Bekle. Şekiller. Şu bizim gözümüz olduğunu düşünün. Bunlar direkt bizim bilgisayara bakan gözümüze geliyordu bu ışınlar. Tabi bu ışınlar arkadaşlar bizi komple gözümüzü rahatsız ediyorlardı. Bu ışınlardan kaynaklı olaraktan bizim gözlerimiz sürekli arkadaşlar bir rahatsızlık içerisinde sürekli bozulmaya şey biz vaziyette arkadaşlar duruyordu. Hemen şu gözümüzü aşağı alalım. Evet. Tabi CRT monitörlerin teknolojisi zaman içerisinde kalktı. Şu an günümüzde neredeyse üretilmiyorlar arkadaşlar. Bunun yerini LCD öncelikle Liquid Crystal Display'ler aldı. Daha sonra da günümüzde LED'ler, OLED'ler şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bir teknoloji aldı. Bu teknoloji bize büyük bir kolaylık sağladı. Nasıl? Şu bilgisayarın ekranı arkadaşlar. Şöyle beyaz yapalım hemen. Bunun içerisinde evet şöyle kabaca göstereceğim. Sen de yavrum, şunu almaya çalışıyoruz. Aha, yemin et. Var mı canım? Çok ciddi bir şekilde vermenin sorunu yaşıyoruz. Şöyle yapayım. Ben şöyle yapalım arkadaşlar.
Evet, geçen de şeklimizi çizmiştik. Şimdi devam edelim. Şu bizim bilgisayarımızın monitörü dediğimiz şöyle küçük küçük parçalara ayrılmış durumda. Bu parçaların arkadaşlar biz her bir tanesine piksel ismini veriyoruz. Bu pikseller arkadaşlar toplamda birleşerek bilgisayarın ana görüntüsünü oluşturuyorlar. Her bir pikselin aydınlatması kendisine ait. LCD ve LED şeylerde. Çok büyük bir enerji ve çok büyük bir ışık yaymadıkları için karşı tarafın gözünü de rahatsız etmiyorlar ve onun gözünü bozma ihtimalleri daha zor. Gel derslerimizin ilerleyen vakitlerinde bilgisayar başına nasıl oturulur ilerleyen konularda arkadaşlar. Bilgisayara nasıl yaklaşılır, nasıl bakılır tabi bunları da göreceğiz. Bilgisayara nasıl bakılır diye bir şey olur mu demeyin arkadaşlar. Evet gerçekten bilgisayar başında oturmanın da kuralları var. Bilgisayar başında iş yapmakla çoğumuz yükümlüyüz. Bilgisayar başında çoğumuz iş gerçekleştireceğiz, çalışacağız. Onun başına ne kadar düzgün ve doğru oturabilirsek işlerimizi yapmamız o kadar kolay olacaktır. Devam edecek olursak o piksellerin her bir tanesi arkadaşlar kendisine ait görüntüler oluyor. Bu hepsi birleştiğinde de biz bilgisayarın şu bütün ekranın üzerindeki görüntüyü de elde etmiş oluyoruz. Yine bu bilgisayarlarda saniyede 60 kere civarı arkadaşlar bir yenileme hızına sahipler. Tabii bunun daha fazla olanları var. 75, 100, 144, 200, 240 Hz gibi saniyede 240 kare yenileyen gibi arkadaşlar. Yeni nesil monitörler var. Tabii bu monitörler daha çok grafik işlemler yapanlar ya da oyun oynayanlar için tasarlanmış özel monitörler. Normal bir kullanıcı için 60 Hz'lik bir monitör arkadaşlar yeterli olacaktır. Bunu da bilin. Yine ölü piksel diye bir kavram duymuşsunuzdur, duyabilirsiniz. Ölü piksel demek şuradaki herhangi bir pikselin üzerinde arkadaşlar görüntü olmaması anlamına geliyor. Bu pikselle görüntü olmazsa buna ölü piksel deniyor. Kimi markalar sıfır ölü piksel garantisi veriyor. Kimileri ise arkadaşlar 5 ölü piksele kadar şey yapıyorlar. Garantiyi tutuyorlar. Kenarlarda olursa yani şu kenarlar şöyle şuralarda falan olursa arkadaşlar ölü pikseller çok önemli değil ama hani ortada bir yerde olursa monitörünüzün ölü piksel biraz can sıkabilir. Bir monitörü aldığınızda ölü pikseli kontrol etmek istiyorsanız bir bembeyaz ekran sonra bir de simsiyah ekran yapıyorsunuz. Bembeyaz ve simsiyah ekran yaptığınızda ölü pikseller nerelerde olduğu ortaya çıkar. Ölü piksel varsa monitörü veya aldığınız laptopu değiştirmenizi tavsiye ederim. Yani çok hoş bir şey değil. Olmaması en güzeli bir şey oluyorsa tam olsun diye şeyimiz var. Monitörlerin dışında tabii ben hemen şunları yine bir şöyle hop. Sen tabii izin almasın. Bizim şunları almamız neden monitörümüzü yine şöyle aşağı alalım hemen. LCD monitörümüz. CRT
monitörlerden LCD LED monitörlere geçtiğimizde daha iyi görüntü kalitesi alabilme imkanına da sahip olabildik. CRT monitörler arkadaşlar, şu uzunluk 4 birim, bu uzunluk yukarıdan aşağı yan kısımlarsa 3 birim olmak üzere kareye yakın bir görünümdeydi. LCD ve LED monitörlerde ise arkadaşlar üst kısım 16 birim, yan kısım 9 birimdir. Böylece biz daha dikdörtgen bir görüntüyü arkadaşlar CRT şeyler, LED ve LCD monitörlerle elde edebilir hale geldik. Ve çözünürlüğümüz de arttı. Daha yüksek kalitede görüntü elde edebilir. Bunları daha yüksek kalitede görüntüyü alabilir hale geldik. Bunun için de ekran kartıyla monitör arasındaki bağlantı kablolarımız değişmek durumunda kaldı arkadaşlar. Günümüzde HDMI, HDMI şeklinde söylenen veri aktaran, bu monitörle ekran kartı arasında veri aktaran arkadaşlar, bağlantı kabloları sayesinde biz çok kaliteli görüntüleri ekran kartından monitörlere aktarabiliyoruz. CRT monitörlerde bu imkanımız yoktu. Devam edecek olursak yine bilgisayarın bunlardan hariç bize lazım olan parçalarına geçelim. Klavye. Klavye arkadaşlar, bilgisayara bizim alfanümerik, yani alfabetik harfler ve nümerik sayısal şeyler ve alfanümerik dediğimizde buna karakterler falan da giriyor. Bu verileri aktarabildiğimiz arkadaşlar, bilgisayarın içerisine bu tarz verileri aktarabildiğimiz bir parçamız. Şöyle klavye. Klavyede üzerinde arkadaşlar harfler, sayılar ve fonksiyon tuşlarımız bulunuyor. Herhangi bir metinsel veri girmek istediğimizde, harfleri, sayısal veri girmek istediğimizde de sayıları kullanaraktan bilgisayarın istenilen yerlerine veri aktarımını sağlayabiliyoruz. Biz kendimiz yani dünya genelinde Q klavye denilen bir klavye çeşidi kullanılıyor. İngilizce olduğu için, internetin dili, bilgisayarlarda kullanıldığı için bu tarz bir Q klavye kullanılıyor. Ama aslında bizim kendi Türkçemize, Türk yazı sistemimize uygun olan klavye F klavye arkadaşlar. F klavye ile de biz şey yapabiliyoruz. Bankacılık ve sigortacılık bölümünde yok ama büro yönetimi ve yönetici sekreterliği gibi bölümlerde biz F klavye nasıl kullanılır, F klavye kullanma konusunda da derslerimiz oluyor. F klavye kullanım derslerimiz oluyor. 10 parmak yazmak arkadaşlar F klavye dediğimiz klavye ile gerçekleştirilebiliyor. Q klavye ile 10 parmak yazı yazamıyorsunuz. Elleriniz ne kadar alışık olursa olsun arkadaşlar, birebir Türkçe'ye uyumlu olmadığı için şeyle, Q klavye ile 10 parmak yazı yazılamıyor. O işin nasıl yapıldığı klavye tipi arkadaşlar F klavye. Bunun da Q ve F diye iki tip var. Klavyeler konusunda normal klavyelerin haricinde bir de mekanik dediğimiz klavyeler var arkadaşlar. O mekanik klavyelerde basma esnasında bir mekanik ses geliyor. Yani ne zaman basıldı, ne zaman basılmadı, bunların ayarlanabildiği sesler geliyor arkadaşlar. Klavye ile farklı işlemler gerçekleştiriyorsanız da o zaman da bu tarz klavyeleri kullanıyorsunuz. Onun dışında faremiz var arkadaşlar.
mouse diye de geçiyor. Fare ve şu parçamız. Şöyle. Ekranın üzerinde imlecimizi arkadaşlar, şu imlecimizi istediğimiz yere götürmemizi sağlayan parça. Farenin sol ve sağ tuşu, bir de ortada bir tuşu bulunuyor arkadaşlar. Orta tuş gördüğünüz gibi sayfaları yukarıdan aşağı filan kaydırmaya çalışıyor. Sol tuşla seçimleri gerçekleştiriyor. Sağ tuşla da şöyle programa bağlı olaraktan böyle ayrıntılar, detaylar, yardımcı kısımlar ortaya çıkıyor. Monitör, klavye, mouse, bunlar arkadaşlar bir bilgisayarda olması gereken, olmazsa olmaz şeyler. Bunun dışında yine ses için arkadaşlar hoparlör, kulaklık, mikrofon bulunabiliyor. Tabii bu hoparlör, kulaklık ve mikrofonu siz yapacağınız ve kullanacağınız uygulamalar için değiştirebiliyorsunuz. Normal şartlarda ben bir Bluetooth bir kulaklıkla bir kendi bilgisayardaki işlerimi yapabiliyordum ama ders anlatma işi işin içine girince bu tarz iyi bir kulaklık ve tabii entegre ona bağlı olan bir mikrofonu alma ihtiyacım oldu. Mesela ilk bu haftanın ilk dersinde göreceksiniz. Ses bu kadar iyi gelmiyordu. Yine bunların kendi ayarları var. Onlardan arkadaşlar gerçekleştirebiliyoruz bu ayarları. Şurada gördüğünüz gibi boost'u açık hale getirdim. Boost'u kapadığımda sesim o kadar iyi gelmiyor. Boost'u açtığımda sesim geliyor. Bunlar tabii kalitelerine göre işler değişiyor arkadaşlar. Yine bilgisayarınızda bilgisayarın içerisindeki verileri yazmak için kullanabileceğimiz bir yazıcı haricen alabiliriz. İlla olması gerekmiyor arkadaşlar. Ben şuraya şöyle bir ara koyayım. Şuraya kadar olan kısım şartken buradan aşağı olan kısım şart değil. Yazıcının haricinde kulaklık, mikrofon, yazıcımız var. Yine bir tarayıcı alabilirsiniz. Dışarıdaki verileri tarayıp bilgisayara aktarmak için kullandığımız bir parça bu da. Bunların dışında bilgisayar için arkadaşlar kullanabileceğiniz, hani takıp işlem gerçekleştirebileceğiniz çok da önemli parçalar yoklar. Bunlar da bilgisayarın bileşenleri arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek haftaki dersimizde görüşmek üzere.